Merhaba arkadaşlar. Basınç test 1'deyiz. Supara yayınlarıyla tabii ki devam ediyoruz. Birinci soruda ne soruluyor? Üç tane tuğlamız var ve birbirleriyle özdeşler arkadaşlar. Birinci şekil, ikinci şekil ve üçüncü şekli görüyorsunuz. Farklı farklı konumlarda konulmuş. Şimdi arkadaşlar tüm yüzeye etki eden basınçlar arasındaki ilişki soruluyor. Biz katılarda ne olarak biliyoruz? P eşittir. F bölü S dediğimiz zaman şu yukarıdaki kısım yani pay kısmında toplam ağırlık bulunacak. Eğer bir tuğla ise bir, üç ise üç tane, yedi tane ise yedi tane tuğla yukarıda mutlaka yer alacak. Yani yukarıdaki F kısmı bizim toplam ağırlık kısmımız arkadaşlar. Katının toplam ağırlığı mutlaka yukarı yazılacak. Aşağıda yazılan kısım ise yüzey alanımız. Yani toplam yüzey alanımızı toplam ağırlığımızı yüzey alanımıza böldüğümüz zaman, tamamına böldüğümüz zaman o halde birim alana düşen basıncı bulmuş olacağız, kuvveti bulmuş olacağız. Buna da biz basınç diyoruz. Yani bu basınç değerimiz birim alana düşen kuvvettir. Dolayısıyla tüm yüzeye etki eden basınçlar yukarıdaki F'de karşılık bulacak arkadaşlar. Yani yukarıdaki bu F her biri içinde aynı olmak durumunda. Dolayısıyla P1 eşittir P2, o da eşittir P3 olacaklar arkadaşlar. Tekrar ediyorum. P1, P2, P3 nedir? Toplam tüm yüzeye etki eden basınçtır. Burada ilk başta ne dedik? P eşittir F bölü S dedik. Yüzey alanına böldüğümüz zaman toplam ağırlığı birimi bulduk arkadaşlar. Birim kuvveti bulduk. Birim kuvvet. Biz bu birim kuvveti toplam yüzeyle çarptığımız zaman o halde tüm yüzeye etki eden basıncı bulmuş durumdayız. Yani P1, P2, P3 bunlar birbirine eşittir. Cevabımız A şıkkıdır. Konuyu birazcık da anlatabilmek adına birinci soruyu uzun tuttum. İkinci soruda tabii ki daha kısa geçeceğim arkadaşlar. Evet, bu soruda arkadaşlar aynı maddeden yapılmış içleri dolu XYZ'nin taban alanları verilmiş ve bunların basınçları sorulmakta. Şimdi arkadaşlar tek tek yapalım. Aslında direkt sonucu söyleyebiliriz ama çünkü direkt sonucu söylersek düzgün cisimlerde yukarı doğru daralmayan ve genişlemeyen yani bu şekilde olmayan yukarı doğru genişleyen bu. Daralan cisimlerde bu şekilde düşünebiliriz. Bunlardaki basıncı farklı bir yöntemle hesaplıyoruz. Ama yukarı doğru bu şekilde giden cisimlerde ise yani şöyle olan cisimlerde ise parametrelerimiz sadece H'ye, D'ye bir de G'ye bağlı arkadaşlar. Ama biz tek tek yapmaya başlayalım ilk önce. X'ten başlayalım. Sonra Y'yi yapalım. Bir de Z'yi yapalım. Şimdi X'i yaparken şöyle yazıyoruz. PX diyeceğim. Ne diyeceğim? A çarpı 2H çarpı D çarpı G diyorum. Bunu A'ya böldüğümde ne çıkacak? 2H DG çıkacak. Şimdi Y'yi hesaplayalım. Orada da A çarpı H çarpı D çarpı G diyeceğim. Bunu neye böleceğim? Bunu da A'ya böldüğümde o halde bu da HDG çıkacak. Z'yi yaptığımda bu da 2A çarpı H çarpı D çarpı G'den 2A'ya böldüğümde bunun cevabı da HDG çıkacak. Yani şunu demek istiyorum. Basınç nedir? Kütle bölü kütle çarpı G yani ağırlık bölü onun temas ettiği yüzey alanıdır. Yani payda da yüzey alanı yazıyor. Burada A, burada A, burada da 2A yazıyor. Dolayısıyla Y ve Z'ler birbirine eşit çıkıyor. X de onlardan büyüktür. A şıkkıdır diyorum. Hemen üçüncü soruma geçiyorum. Üçüncü soruda arkadaşlar. Öz kütle oranı sorulmakta. Basınçların eşit olduğu söylenmekte. Şimdi şöyle yazacağım. PK eşittir. İlk önce PL yazıyorum. Şimdi PK'yı yazmak istediğim zaman ne yazacağım? Şöyle yazacağım. Bir kere taban alanı H kare. Yükseklik H. Evet. Öz kütlesi DK çarpı G. Bunu neye böleceğim? H kareye böleceğim. Şimdi ötekisini yazalım. Onu yazarken neyle neyi çarpacağım? Taban alanı 4H kare çarpı 2H yüksekliği çarpı DL çarpı G. Bunu neye bölüyorum? 4H kareye bölüyorum. 4H kareler götürdü. Buradaki H kareler de birbirini götürdü.
Bu H ile bu H de birbirini götürdü. G'ler de birbirini götürdü. O zaman DK bölü DL ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Cevabımız D seçeneğidir diyorum. Ve direkt 4. soruya geçiyorum. Bu soruda arkadaşlar kenar uzunluklarına dikkat edelim. 2, 5 ve 4. Basıncın en büyük olabilmesi için o halde tabanın yani S eşittir. Neden oluşması lazım? Hangi kenarlardan oluşması lazım? 2 ve 4'ten oluşması lazım. Bu da nedir? 8 santimetre karedir. 8 santimetre kareyi biz Newton'a çevirmek istediğimiz zaman Newton bölü metre kare Pascal'ı vermektedir arkadaşlar. Pascal'ın cevabını bulabilmemiz için o halde 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekareyi bölmemiz lazım. Şimdi tek tek yazmaya başlayalım. Bir kere 10 Pascal eşittir. Kaç tane tuğla var? 2 tane tuğla var. Bunu ben 2G dedim. Bunu neye böldüm? En küçük taban alanına böldüm. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekareye bölüyorum. Peki yeni basıncı bulacağım. En küçük değerini bulabilmem için ona x diyorum. Yine 2G'yi bu sefer en büyük değere bölmem lazım. En büyük değere bölmek istediğim zaman o halde tabanını 5 çarpı 4'ten 20 santimetre kare bulmam lazım. 20 santimetre karesi o zaman 20 santimetre kare 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare eder. Onu 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kareye bölüyorum. Taraf tarafa oranladığımda 2G'ler birbirini götürüyor. 10 bölü x eşittir 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunlar birbirini götürdü. O halde x eşittir 80 bölü 20'den 4 Pascal cevabı çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği diyorum ve 5. soruma geçeyim. Evet arkadaşlar, Ahmet bir deney yapmış. Özdeş çiviler kullanmış arkadaşlar. Özdeş çiviler kullandığına göre o halde burada kontrolü değişken dediğimiz özdeş çiviyi bir sabit olarak değerlendirebiliriz. Çivilerden birini çekice büyük kuvvet uygulayarak, diğerinde küçük kuvvet uygulayarak çakıyormuş ve çiviler tamamen tahtaya gelene kadar vurma miktarlarını ne yapıyormuş arkadaşlar? Karşılaştırıyormuş. O halde dikkat edin, kuvveti bağımsız olarak değiştirebiliyor. Yani kuvvet bağımsız olarak değişebildiğine göre o halde biz kuvveti değiştirebiliyoruz. Yani bağımsız değişken olarak neyi kullanıyoruz? Kuvveti kullanıyoruz arkadaşlar. Peki kuvvete bağımlı olarak ne değişiyor? Basınç değişiyor. Basınç değiştiği için de bağımlı değişken o zaman basınç diyebiliriz. Yani kuvvetimiz bağımsız değişken oluyorken bağımlı değişkende basınç diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Evet, bu soruda bir dikdörtgenler prizması var. Bir yüzeyine konulmuş, bir de iki yüzeyine konulmuş. Bir yüzeyine konulduğu zaman basıncı ve basınç kuvvetini vermiş. İki yüzeyine konursa ne olur diyor, soruluyor. Şimdi hemen başlıyorum. 2P eşittir. Basınç kuvveti ne olarak verdi? F olarak verdi. Yüzey alanıma ne diyorum ben arkadaşlar? 3A kare. Çünkü bir numaralı yüzeyin alanı şudur. Bu 3A karedir. Bunu yazdım. Peki 2 numaralı yüzeye konulduğu zaman ona da ben P üssü diyelim. Basınç kuvveti değişir mi? Ne şekilde konulursa konulsun bir katıda asla değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla F'ye böleceğiz. F'ye neyi böleceğiz? Yeni yüzey alanımızı böleceğiz. O da 2A karedir. Hemen oranlıyorum. Buradan 2P bölü P üssü eşittir. Ne çıkacak? 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 1'den ikiler birbirini götürdü. Buradan P üssü eşittir. 3B çıktı. 3B çıktı ve basınç kuvvetimiz nedir? Basınç kuvvetimiz yine F'dir. Dolayısıyla 3B'ye F hangi seçeneklerde yer almakta 6'da arkadaşlar? B seçeneğinde yer almakta. Cevabımız B diyorum ve 7. soruma geçiyorum. Evet, bu soruda arkadaşlar 1 numaradan 2 numaralı pozisyona getirmişler. Neler değişir dedikleri zaman basınç kuvveti asla değişmiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen yazıyorum buraya. Basınç kuvveti asla katılarda değişmez diyorum. Dolayısıyla bir kere neler değiştiğimiz zaman o halde basınç kuvvetinin
değişmeyeceğiyle ilgili ki bulabiliriz. Ne değişti burada? Bakın dikkat ederseniz yüzey alanı buyken ne haline geldi? Daha küçük bir yüzey haline geldi. Dolayısıyla basıncımızın arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki basınç kuvvetimiz de tabii ki değişmedi. Ama yüzey alanımız azaldığı için basıncımız arttı. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı o da değişecekti. Çünkü yükseklik artmıştır. Dayanıklılık yükseklikle çok alakalıdır. Yani dayanıklılık neyle orantılıdır? 1/H ile orantılıdır. Yani dayanıklılık da değişecektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuza geçelim. Evet, bu soruda arkadaşlar öz kütleleri D ve 2'deymiş. Px, x ve y'nin yatay düzleme tabanları üzerine konulduğunda basınçların eşit olduğu söyleniyor. Px eşittir Py. Arkadaşlar eğer katı cisimlerde silindir şeklindeyse veya düzgün cisimlerse yani yukarı doğru genişlemeyen cisimler ya da daralmayan cisimlerde dışındaki tüm cisimlerde yani bu şekilde olanlarda yükseklik ve öz kütle parametresi bizim için geçerli. Tabii ki G her yerde aynı olduğu için onu dikkate almıyoruz. Dolayısıyla H ve D aynı öz kütleye sahipse her ikisi içinde o halde basınçlar da eşitse dolayısıyla yükseklikler de eşittir diyebiliriz. Peki Px eşittir Py demiş. Px eşittir Py ise şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Px çarpı D diyorum eşittir Hy çarpı 2D diyorum. Dolayısıyla burada farklılık ne olacaktır? Px ile Hy oranı bu 2 iken bu da 1 olacaktır. Yani sonuçta yükseklikler de farklı olacaktır arkadaşlar. Yükseklikler de farklı ise kesinlikle farklı olan şeye biz ne diyoruz? Yükseklik diyoruz arkadaşlar. Çünkü tekrar ediyorum. Eğer düzgün cisimlerse yukarı doğru genişlemeyen ve daralmayan bir cisimse yani cisim düzgünse bizim neydi basıncımız? EDG idi. Basınçtan eşit olduğu söylendi. Öz kütlelerin oranları verildi. O halde yükseklikler de kesinlikle farklıdır diyorum. C şıkkı 9'a geçiyorum. Evet 9. sorudayız arkadaşlar. Tek tek bakalım. X'in Y'nin X'e yaptığı basınca buna biz P1 diyoruz. Dolayısıyla öyle demiş. X'in Y'ye yaptığına da P2 diyor arkadaşlar. Buna da P2 demiş. Basınç kuvvetine de F diyor. Bir kere arkadaşlar bunu çok iyi biliyoruz ki F asla değişmeyecektir. Bunu hemen yazalım. Ne şekilde konulursa konulsun F değişmeyecektir arkadaşlar. Peki P1 değişecek midir? P1 arkadaşlar yüzey alanı azaldığı için artacaktır. Hemen yazalım buraya. P1 artar. Peki P2'ye bakalım. P2 azalır mı artar mı arkadaşlar? P2'nin temas yüzeyi nedir arkadaşlar? Küçüktür. Önce bir sonrakine göre. Burada ise temas yüzey alanı daha büyüyecektir. Dolayısıyla P2 azalacaktır arkadaşlar. Temas yüzey alanı arttığı için toplam F'de bir değişiklik olmayacağından o halde yüzey alanı artınca da P2 de azalacaktır. 9 Bolu diyorum ve sondan ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar bu soruyu nasıl yapacağım? Şimdi diyelim ki bunların her biri küp ve bunun ayrıtlarına da 1 dersem bunun hacmine ben V diyebilirim. Bunun ayrıtlarına yani bir kenarına eğer 2 dersem o halde buna ne diyeceğim? 8V diyeceğim. Bunun bir ayrıtına ben 3 dersem dolayısıyla buna da 27V diyeceğim. Çünkü bu üçgenlerin çarpımı bu da üçgenlerin çarpımı. Yani bu 2'nin kübü bu da 3'ün kübü. Yani V 8V 27V şeklinde. Şimdi tek tek yazmaya başlayalım. V çarpı D çarpı G. Ben bunu neye böleceğim arkadaşlar? Bir birime böldüğümü varsayalım. Ötekisini neye böleceğim arkadaşlar? VDG ile neyi toplayacağım? 8 VDG'yi toplayacağım. Yani iki tane kütleyi toplayacağım. Bunu neye bölüyorum? Bir ayrıtının uzunluğu 2 ise o halde bunu 4'e böleceğim. Peki M için ne yapacağım?
VDG diyorum. Artı üstte de bir 8 VDG var. Artta da bir ayrıtı 3 olduğu için ona da 27 VDG diyorum. Bunu neye böleceğim? Bu sefer bunu da 9'a böleceğim arkadaşlar. Evet, buna ben P dersem, yani bunu ne için kullanacağım? K için kullanacağım. Peki bunu 9 bölü 4'ten kaç çıkacak? 2,25 P çıkacak. Bunu ne için kullandım? L noktası için kullandım. Bunu hepsini toplarsam kaç çıkacak? 27, 8 daha 35, 1 daha 36. 36 VDG bölü 4, 9 düzeltiyorum. O halde bu da 4 P çıkacak. Bunu ne için kullandım? Bunu da M için kullandım. Bakın görüyor musunuz? P'den 2,25'e çıktım. 2,25'ten 4 P'ye çıktım. Dolayısıyla K'dan L'ye, L'den M'ye giderken gitgide basınçlar artacaktır. Yani 10 ne olacaktır arkadaşlar? En fazlası M noktası, sonra L, sonra da K noktası olacaktır. Ceyhan şıkkıdır ve son soruma da geldim. Dikkat edilmesi gereken buradaki husus hacimler, hacimlerin hesabından sonra kütleler, kütleleri ağırlıkla ağırlığa çevirdikten sonra, yani G ile çarptıktan ve yüzey alanlarına böldükten sonra yarı yapılan basınçları buldum ve sıraladım arkadaşlar. 11. soruma, son soruma geçiyorum. Son sorudayız. Türdeş X ve Y dikdörtgen prizmaları var arkadaşlar. Şimdi bu prizmalara ait söylenenlerin bulunması için, basınçların oranlarının bulunabilmesi için, yere yaptıkları, yatay düzleme yaptıkları basınçların oranının bulunabilmesi için prizmalara ait ağırlık bölü taban alanı bir kere kesinlikle bilinmelidir arkadaşlar. Ağırlıklarını bildikten sonra taban alanıyla çarptığımız zaman neyini bulacağız? Bunun Px'ini bulacağız. Aynı şekilde bunun da taban alanını bildikten sonra ağırlığıyla bunun da Py'sini bulacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ağırlık ve taban alanı bizim için gerek şarttır arkadaşlar. Peki ağırlık bölü öz kütle bilinmesi gerekmekte midir? Hayır, zaten ağırlığın içerisinde burada D mevcuttur. Dolayısıyla bunu bilmemizin bizim için bir değeri yoktur arkadaşlar. Peki yükseklik öz kütle. Düzgün cisimlerdir arkadaşlar bu cisimler. Dolayısıyla bu tip cisimlerde bize ne gerekmekteydi? H ve D parametreleri gerekmekteydi. H ve D parametreleri, yani yükseklik ve öz kütle parametrelerinin bilinmesi basınçların oranının bulunması için gerekmektedir. Yani cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3'ün bulunduğu seçenek D seçeneğidir diyoruz ve videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.